Ön tarafı açsak. Hocam. Hocam. Al. Hocam. Evet. Çekeyim ben. Gurur olsun. Burada benden daha ses çekiyor. Gözünü aydın. Çok şükür. Gözünü aydın. Şöyle verinler. Dur şimdi dur. Kendi geldi. Tamam. Şöyle bir öne açalım. Heyecana gerek. Çık kenara şimdi. Anneyle babayı arkadaşlar ya. Beyler biraz geri çalışın. Abi ne izliyoruz başka bir şey? Bir saniye ya. Bir saniye ya. Anne baba böyle dönebiliriz. Abi şöyle dönebiliriz. Anne baba şöyle. Bir saniye var mısın? Bir dakika. Bir saniye. Şöyle yapalım. Dur. Ya ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Yavaş yavaş. Kavga etmeyin arkadaşlar. Ne içiyorsun sen ya? Ya beni kırıyor. Arkadaşlar. Ya makinem kırılıyor. Manyak mısın ya? Hayır kadar. Düzgün çalış. Adam gibi iş yap. Sabır. Sabır. Arkadaşlar geri çık. Hem arkadan milletvekilliğimiz. Rahatsızsın artık. Ve bu çerçevede ailelerimiz toplumun önünde oldu. Göz önünde oldu. Ben bu kucaklaşmanın cezaevlerindeki bütün yurtseverler için olmasını diliyorum. Onlar için de bir an önce eşlerine, çocuklarına, anne babalarına kavuşmalarını diliyorum. Cezaevlerinde en zor anlar bayramlardır, yılbaşlarıdır, güzel günlerdir. İnsanlar tabii o günlerin bir an önce geçmesini beklerler. O güzel gün, o dışarıda güzel kutlanan günler içeride başka anlamda olur. Ve cezaevi yönetiminde şöyle bir anons yapar. Bir dahaki bayrama sevdiklerinizle birlikte olmanız dileğiyle bayramınızı kutlarız derler. Ben gerçekten 9 Aralık'tan bu yana çok güzel bir bayram yaşıyorum. Şu anda yaşadığım bayramın bütün aşamaları ister istemez toplumla beraber oldu. Ama bundan sonrası içinde tıpkı meclis konuşmalarımda, yemin töreninden sonra yaptığım konuşmada olduğu gibi ben tabii ki öncelikli olarak birinci ailem, karım, çocuklarım, annem, babam, amcalarım, teyzelerim, birinci derecede akrabalarım. Ama artık ben Türkiye'de 75 milyon kişilik bir ailem olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki mücadelemin 75 milyon için olacağını sizlerle bir kere daha paylaşıyorum. Şimdi yukarıdan anne babayla, aileyle hasret gidereceğiz izin verirseniz. Eğer ayrıca sormak istediğiniz ya da hani şu konuda değinmek istediğiniz bir şey var ise sizi o konuda aç bırakmak istemem. Ben de aynı zamanda meslektaşınızım. Öncelikle gazeteciyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Peki mecliste bundan sonraki çalışmanız nasıl bir süreçte devam edecek? Bir kafanıza bir var. Tabii bir milletvekilinin ne yapabileceği belli. Ben haddimi biliyorum. Ne yapabileceğimi biliyorum. Ama bir kişinin ısrarla bir şey için mücadele etmesi de pek çok şey etkiler. Hani Ankara'dan gelen gazeteci arkadaşlarımız, Ankara'nın gazetesini bilenler bunun ne demek istediğini anlayacaktır. Ben şu anda hapse bir girdim, bin çıktığımı düşünüyorum. Ve şu anda Türkiye'de yapabileceğim çok şey olduğunu inanıyorum. İyi bir birikim edindim. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda Silivri Üniversitesi mezunuyum. Sincan Üniversitesi'nden de yüksek lisans yaptım. Yani bu eğitimler fena sayılmaz. Toplumla da 30 yıldır beraberim. Ve bu birikimle birlikte Türkiye ile bütün gücümle bundan sonra hem siyasetin rayında yapılması ama Türkiye'nin ne olursa olsun daha güzel olması için mücadele edeceğiz. Ben ilk günde söyledim, kim tutmayacağım. Partisi milletvekili olarak şöyle bir kendimce bir yöntem geliştirmeye çalışacağım. İktidarın canını sıkacağım ve elini sıkacağım.
İkisini de yapmaya çalışacağım. Yani eğer muhalefet eleştirmezse ülke iyi yönetilmez. Ama eli sıkılmazsa, muhabbet olmazsa da bu ülkede diyalog olmaz. Arkadaşlar, gazeteciler gelmiyor. Gazeteciler gelmiyor. Gelmiyor. Baba ocağına girişini, evet. Arkadaşlar, izliyorsunuz. Beyler, bir saniye. Arkadaşlar, bir saniye lütfen. Anne babayla bir dakika, beyler. Biraz geri gelebilir misin? Arkadaşlar abi. Sayın vekilim, anne babayla beraber bir yürütü alalım lütfen. Lütfen geriye. Nasıl? Bayramımız nasıl abi? Çok bayramımız. Biz bunun nizamını tutuyoruz yani, değil mi? Allah ayırmasın. Bir daha. Tamam mı? Allah bir günler göstermesin abi. Konuştuk. Feyyaz amca, oğlunuza kavuştunuz. Düşüncenizi alalım. Allah'a şükür. Ya düşüncesi bir şey kaldı. Zaten söyledik ama bir şey yok ya. Aynı bildiğin gibi şükür. Yani. Çok mutluyuz. Çok iyi şeyimiz. Oğlumuz geldi. Kavuştuk. Allah herkes kurtarsın. Nazilli programı nasıl olacak Sayın Balbay'ın? Vallahi o kendisi bilir daha. Bilmiyorum doğrusu. Bugün beraber kalacağız. Tabii bu söz de öyle gibi. Evet. Tabii akşam da. Tiyatroya katılacak mıyız? Galiba. Şimdi buranın durumuna bak herhalde artık şimdi. Herhalde İzmir yolculuğu var galiba. Evet. Hayır bugün kalacak da. Osman bugün burada. Bırakmıyoruz. Sonuçta kendi yazdığı oyunu bugün bırakmıyoruz evet, yani. Evet evet. İşte hep birlikte izlemenizi bekliyoruz. Evet bu durum böyle abim geldik. Teşekkür ederim. Bir şeyden.